Merhabalar, ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. 6. sınıf matematik 3. ünitede ondalık gösterimlerle sizlerle beraberiz. Ondalık gösterim, bölme, kesirler ve çözümleme. Ondalık gösterimle ifade edilen sayıları uçlu kalemlerin, su şişelerin, fiş ve faturaların ya da alışveriş etiketlerin üzerinde görebilirsiniz. Siz de ondalık gösterimli ifadelerde karşılaştığınız durumları düşününüz. Alışveriş merkezlerinde kazakların ya da gömleklerin fiyatına baktığım zaman 59,99 şeklinde ifadeler çıkıyor. 59,99 aslında 60'a yuvarlanan bir sayı olur. Yani 60 lira para veriyoruz. Bu şekilde karşımıza geliyor. Faturalarda yine görüyoruz. 0,5, 2,5 gibi şişelerde satılım yapılıyor. Kalemlerimiz 0,7 uç şeklinde sürekli kullandığımız ifadeler oluyor. Doğan Bey 4 çocuğuna 9 lirayı paylaştırmak istiyor. Çocukların her birine paranın eşit şekilde nasıl paylaştıracağını ondalık gösterimle ifade edelim. Birinci yol 9 lira 4 çocuğa bölüneceği için 9'u 4'e böleriz. Kesirini ondalık gösterimle ifade etmek için kesrin paydası olan 4'ü bir doğal sayı ile çarparak onun kuvveti olacak şekilde genişletiriz. Kuvvet dediğimiz 10, 100, 1000 şeklinde hareket edecektir. 4 sayısını bir doğal sayı çarparak genişleterek 10 sayısını elde edemeyiz. Çünkü 4 çarpı 2, 8, 4 çarpı 3, 12. O zaman 100'e bakmam gerekiyor. 4'ün 10'un ikinci kuvveti olan 100'e 25 ile çarparak genişletebiliriz. Genişletmeyi yaparken de hem pay hem de paydayı çarpıyorduk. 225 bölü 100 oldu. O zaman burayı düzenlersek 2 tam 25 bölü 100 yani 2,25 olacaktır. Ya da ikinci yolda 9'u 4'e böldüğüm zaman normal bölümü yapıyoruz. 9'u 4'e böldük. 2 defa var. 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı. 1. O zaman 10 kaldı. Bir tane 0 koymak için virgül atıyoruz. Bir tane birlik 10 tane 10'da birlik eder. Virgül attıktan sonra 10'da 4 2 defa var. 2 kere 4 8 2 koyduk. Artık virgülü koyduğumuz için 0 istediğimiz kadar koyabiliriz. 4'te 5 defa olacaktır. 20'de 5 defa varsa 5 kere 4 20 ve sonuç 2,25 bulduğumuz gibi de karşımıza çıkacaktır. Esra 3 çiçeği içi su dolu olan 1 litrelik şişe kullanarak suluyor. Suyu çiçeklere eşit paylaştırmak isteyen Esra'nın her birine ne kadar su vermesi gerektiğini bulalım. 1 litrelik olduğu için 1'i 3'e bölmem gerekiyor. 1'de 3 yoktur. 0'ı atarız, virgül koyarız. 3 defa vardır. 3 kere 3 9. Yine 1 kaldı. Yine devam ederiz. 0 koyarız. 3. Yine 9'dan 1 kaldı. Bu 3 otomatik olarak böyle devam edecek şeklinde gelecektir. Neden 1 bölü 3'ü direkt ben böldüm? Çünkü 3 sayısı ne 10, ne 100, ne 1000'e genişletilemiyor. 1 bölü 3 kesirinin payı paydasına bölündüğünde kalanın bir bölümünde 0,333 diye devam ettiği fark ettik. Ve bu farkı da baktığım zaman bu sürekli 3 devam eden devreden sayı olarak kullanacağız. Not: paydası 10 veya onun kuvveti genişletilemeyen kesirlerin belirli bir düzen içinde ondalık kısımlarını devreden sayılar varsa devreden demek sürekli tekrar eden anlamındadır. Bu tür ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterimler denir. Devirli ondalık gösterimler tekrarlayan rakamlar üzerine bir çizgi çizilerek yazılır. Örnek olarak 3 devam ediyor sürekli. 3'ün üstüne çizgi koyarız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 devam ediyor. 1, 2, 3'ün üstüne çizgi koyarız. 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7 gitti. 5 dışarıda kaldı. O zaman bu da 0,5, 6 ile 7'nin tekrarı ile olan bir soru olacaktır. 5 tam 17 bölü 11.
kesrini devirlik ondalık gösterinde ifade ediniz. Burada 17 bölü 11 olduğu için 11 ne ona ne yüze ne de başka bir şeye ne yapmaz? Çevrilmez. O zaman hemen 17'yi 11'e bölüyorum. 1 tam var. 1 çarpı 11. 11. 6 kaldı. 6'da 11 yok. 1 koydum. 5 yazdım. 5'te 11'in çarpımı 55. 5 kaldı. 4 defa var. 4 kere 11. 44. 6 kaldı. Tekrar 60 oldu. O zaman bir daha 5 geldi. 55. Yine 5 geldi. 50'den 44 olduğu zaman yine 6 gelecek. Yani 54 54 devam edecek. Burada 1 tam vardı. Burada da 5 tam vardı. O zaman bu 5 1 daha 6 tam. 54 54 nokta nokta gidiyor. Burayı düzenlersek 6 tam 54 devreden sürekli tekrar eden olduğu için yazılabilir. 45 45 45 devam ediyorsa 0,45 devreden olacaktır. 7,81'i yazıyorum. İkiler sürekli tekrar ediyor. 2'nin üstüne çizgi atmam gerekiyor. 12 tam yazıyorum. 3'ler devam ediyor. 1 tane 3'te, 3 tane 3'te, 533 tane 3'te aynı şeyi tekrar edeceği için 3'ün üstüne devirli çizgiyi çiziyorum. Üstünde devirli çizgi varsa bu sayı devreden onun kadar tekrar eden olacaktır. Hesap makinesi 1 bölü 4 kesirin ondalık gösterimi çevirmek onlarda işlem yapmayı kolaylaştırır hesap makinesiyle. Ya da biz burada baktığım zaman 25 ile genişlettiğim zaman 25 bölü 100 bu da 0,25 olacaktır. Hesap makinesinde basit bir şekilde de bulabilir. Batı Karadeniz bölgesinde Çankırı ve Kastamonu illeri arasında yer alan Ilgaz Dağı zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Kampçılık, doğa yürüyüşü, kar sporları gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Ilgaz Dağı'nın zirvesi 2 tam 1587 kilometre yüksekliktedir. Ondalık gösterimde verilen bu yüksekliği çözümlersek 2 tam dediğimiz 2 çarpı 1'dir. 5'i okurken 10'da 5 olarak okuyabiliriz. Yani 5 bölü 10 diye okuruz. 8 dediğimiz 80'lik olduğu için burada da 8 bölü 100 olması lazım. 2 basamak olduğu için 0,08 ya da 8 çarpı 1 bölü 100 olması gerekir. 7 de 1000'de aldığı için 7 çarpı 1 bölü 1000 yazılması daha mantıklı. İki tam 5 çarpı 1 bölü 10, 8 çarpı 1 bölü 100, 7 çarpı 1 bölü 1000 direkt ben gösterim yani şeyde karşımıza aynı şekil gelmiştir. Burada gençler, buradaki okuduğumuz kısım bizim basamak değerlerimizdir. Bakın iki tam kısım bu birler basamağı zaten bildiğimiz ifade. 5 derken 10'da 5 diyorduk. O zaman burası 10'da 1'ler. 58 derken %58 diyorduk. O zaman burası %1'ler. 7'yi okurken 587 binde diyoruz. O zaman buranın da basamak değerine baktığım zaman binde 1'ler olacaktır. Ondalık gösterimi verilen bir sayının basamak değerlerini toplama işlemi olarak yazılmasına ondalık gösterimi verilen sayılarla çözümleme denilecektir. 346 tam 10'da 1. Çözümlediğimiz şeye baktığım zaman 300 dediğimiz yüzler basamağındadır. 46 diye okuduğumuz 4 onlar basamağındadır. 6 birler basamağındadır. Artı 1 dediğimde 10'da 1'ler olduğu için 1 çarpı 10'da 1 yani 1 bölü 10 olarak karşıma çıkar.
Bu 1 bölü 10'u 0,1 de diyebiliriz. 12 tam da burası 1 çarpı 10. 2 çarpı 1. 5 çarpı 1 bölü 10. 3 çarpı 1 bölü 100 yazacağız. 7 tam 345, yani binde 345 dediğimiz ifade 7 çarpı 1 artı 3 çarpı 1 bölü 10, onda birinde 4 çarpı 1 bölü 100 artı 5'te binlerdeydi, 5 çarpı 1 bölü 1000 olarak karşımıza gelir. 10,03 1 çarpı 10 artı 0 çarpı 1 artı 0 çarpı 1 bölü 10 artı 3 çarpı 1 bölü 100 olacaktır. Buradaki sıfırları atarsak 1 çarpı 10, yani 10 artı 3 bölü 100 elde edilecektir. Onlar basamağında 3 var. Birler basamağında bir şey yok. O zaman boşluk kalır. Onda birler basamağında 4 oldu. Yüzde birler basamağında bir şey yok, 0. Binde birler basamağı 500 oldu. Yani 30 tam binde 405 etti. 600. Burada da 5. Tam 8 çarpı 1 bölü 10. Burası da binde 7 olacak. O zaman 87 oldu. 1 tam 100 var. 12 var. Ve birler basamağı yok. O zaman 120 tam. 7, 1, 10'da birler olduğu için 7 olarak karşımıza gelir. Konu değerlendirme testi. Aşağıdaki çözümlemelere göre boşlukların yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. 52 tam 384. 5 onlar tabanında, 2 birler tabanında, 3 yok. Nedir? 3 çarpı 0,1 olmalı. 2 çarpı 100, 1 çarpı 10, 4 çarpı 1000, 7 çarpı 1 bölü 10, yani 0, yine bulduk. 8 çarpı 9 çarpı 1 bölü 10, ya da 1 bölü 10 yerine ne yazıyoruz? 0,1 yazıyoruz. 1 çarpı 0, %1, 3 çarpı 1000'de 1 olacaktır. 303 3 çarpı birler, onlar, yüzler, 100 olacak. 0 çarpı onlar, 3 çarpı birler, 5 çarpı 0, 1, 7 çarpı 0, 0, 1 olarak karşıma çıkar. 653 tam %7. 6 ile 100'ü çarptı, var. 5 ile 10'u çarpar, artı. 3 ile 1'i çarparız, doğru. 0 ile 1 bölü 10'u çarpmamız gerekir. O zaten 0 olduğu için yok. Ve 7 ile %1'i çarpmam gerekir. Buna göre üçgen yerine 5, kırmızı yerine 7 rakamı gelecektir. 1 tam 7 bölü 8 kesirinin ondalık gösteriminde ifade ediniz. Öncelikle buranın kaçta çarparsam onun kuvveti olur, ona bakmam gerekiyor. Ya da 7'yi 8'e bölmem gerekiyor. Burada 8 kere 1 8, 7 daha eklesem 15 bölü 8 oldu. 15 bölü 8'i bölüyorum. Bir defa var. 1 kere 8 8. 15'ten çıkarsa 7.
1 virgül atıyorum 70 koyuyorum. 8 kere 8 64. 6 kaldı. 8'e ulaşabilmek için 7 var. 7 kere 8 56. 4 kaldı. 5 olur. 40'tan çıkar 0 oldu. Demek ki 15 bölü 8 ya da 1 tam 8'de 7 olan ifade bizim için ne oldu? 1 tam 875 olarak ondalık gösterim yazıldı. Yani 1 tam şöyle de yazılabilir. 875 bölü 1000 de denilebilir. Aşağıdaki değerleri eşit olan kesirler ile ondalık gösterimler eşleştirildiğinde hangi ondalık gösterim açıkta kalır? 25 bölü, 35 bölü 28. Sadeleştirirsek 7'ye böldüm 5, 7'ye böldüm 4. 5'i 4'e böldüğüm zaman karşıma 1,25 çıkacaktır. Doğru. Direkt ben birinci buldum. 42 bölü 30. Önce sadeleştireyim. 6'ya böldüm. 42. 6'ya böldüm. 5. 7 bölü 5'te 2 ile genişletirsek 14 bölü 10 olacak. O da 1,4. 37 bölü 20 sadeleşmez. O zaman genişletiriz 5 ile. 5 çarpı 27. 5 kere 3 15. 3 daha 8 185 bölü 100 oldu. Bu da 185'in 2 sıfır olduğu için 1,185 kime denk gelecektir? Burası. O zaman açıkta kalan istiyordu. 17,5 herhangi bir ifade olmadığı için açıkta kaldı. 27 tam 1534 ondalık gösteriminin çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? 2 onlar basamağında, 7 birler basamağında şöyle yazalım. 10, 1, 1 bölü 10, 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000 olarak karşımıza devam edecek. 2 ile 10'u çarpacağız. Hepsinde zaten çarpılmış. 7 ile 1 çarpılmış. Hepsinde çarpılmış. 5 ile 1 bölü 10'u yani 0,1'i çarpmam gerekiyor. 5 çarpı 0,1, 5 çarpı 0,1, 5 çarpı 0,1. O zaman bu gitti. Niye? Çünkü %1. Aslında ben de onda 1 yapmam lazım. 3 ile %1'i çarpmam gerekiyor. 3 çarpı 1 bölüyoruz yaptığım zaman bakıyorum 0,01 olması lazım. 3 çarpı 0,1 olmaz. 3,001 olabilir. 3,001. Evet, bu da olabilir. B ile C'nin arasında kaldık. C dediğimiz şey 0,001 olması gerekiyor. Zaten son olan ifade 4 ile 1 bölü 1000'i ya da 4 ile 0,1'de 1'i çarpmam gerekti. Cevabımız da Ceyhan olarak geldi. Yukarıdaki kesirlerin hangileri devirli ondalık gösterim ile ifade edilebilir? Devirli ondalık gösterim olması için paydanın 100'e ya da 10'a ya da 1000'e çevrilmemesi gerekiyor. Genişleterek de olsa olmaması gerekiyor. Şimdi 11'de istediğim sayıyla çarparsam da çarpayım ne olacaktır? Rasyonel sayı yapamayacağım. 13 bölü 3 yine onlu veya yüzlü genişletilmediği için ne oluyor? Öyle bir dünyamız yok. Yine kendiliğinden kalıyor. 14'ü 2'ye böldüm. 7'ye bölünce 2. Şimdi bu 2 bölü 1 eder. 2 tam olarak da zaten yazılır. Tam kesirler de zaten devirli sayılardır. O yüzden nedir? 3 oldu.
35 bölü 5, 7 bölü 1. Bu da rasyonel oldu. 2 bölü 1 de rasyonel. 7 bölü 1 de rasyonel. Bizden istenen devirli ondalık gösterim olacağı için 1 ile 2'nin olması gerekiyor. 13 virgül binde 357, ama bu 57 sürekli tekrar ediyor. Yani bunu yazarken 13 tam 3, 5, 7, sonra bir daha 5, 7, sonra bir daha 5, 7, sonra bir daha 5, 7 yazarak sonsuza kadar gidecekmiş. Aşağıdakilerden hangisi eşittir diye söylüyor. Şimdi hepsinde zaten 13'ler var. İkinci sayım kimdir? 3'tür. Herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki ilk 3'te herhangi bir sıkıntı yok. Anlaşılıyor. Şimdi diyor ki buralar 57, 57, 57 arttır. Bakıyorum. A şıkkında 57, 57 var. C şıkkında bir şey 5, 7, 3, 5. Yani bir garip bir şey. Burada 57 giderken 57 gidiyor, bir de 357 gidiyor. Eğer şu 357'nin üstünde çizgi olsaydı, evet bu doğru olurdu, ama değil. Burada 3,5757 gidecek olan ifade şu an için adına. Diğerlerine bakalım. 13,35 son 7'yi 7,7,7 diye almış. Bizden istenen ama 13 tam binde 357'ye tekabül eden. Bu ise 13 13 tam 357 sadece 7 hareket ediyor. Yani tekrar ediyor. Bu da değil. Burada 13 tam 357'de 7 garip bir şekilde yok oluyor. Bundan sonra 35'ler tekrar ediyor. Bu en garip olan D oldu. Bizde de ne var zaten? 33 tam 357 gidiyor. 57 devam eden ifade oluyor. 164 bölü 8 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 160, zaten buraya baktığım zaman 164 bölü 8 dediğimiz zaman burada 20 tam 4 bölü 8'i görüyoruz. 4 bölü 8 1 bölü 5, 20 tam 1 bölü 5 diyebilirim. Yani 20 virgül 5 olur. Ya da 164'ü 8'e bölüyorum. 2 defa var. 2 kere 8 16. 0 oldu. 4 aşağı indi. Aşağı indi de herhangi bir içerik olmadığı için bir 0 daha atılır. Şimdi virgül atıp 40 konulur. 40 8'in içerisinde 8'de kaç defa olacak diye baktığım zaman 5 defa olacak. 5 kere 8 40 ve ne çıkardı? 0 olarak karşımıza cevabımızı çıkarmış oldu. Evet arkadaşlar, ben Uğur Mutlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.